İbrahim Karagül, Yeni Şafak, Malazgirt, Çağ kapatıp çağ açan fetih, bin yıldır devam eden acımasız direniş, inanmış ve adanmış insanların yolu. Bugün üçüncü dalgayı inşa ediyoruz. Tarihin en büyük siyasi hareketi budur. 948 yıl önce 13 Mart 1071'de bu topraklarda bir başlangıç yapıldı. Bir kapı açıldı. O zamana kadar Toroslara, Anadolu'nun her köşesine uzanan manevi dalga, o gün Malazgirt'te bir siyasi iradeye, bir güce, bir tarihe dönüştü. Anadolu'nun fethi, kurtuluşu, İslamlaşması, biz olması, çağın en büyük cihan imparatorluğunun, Doğu Roma İmparatorluğu'nun siyasi mezarının Malazgirt Ovası'na kazılmasıyla gerçek oluyordu. Asıl çağ kapatıp çağ açan fetih Malazgirt. Asıl yeni bir çağın başlangıcı Malazgirt'ti. Çünkü asıl başlangıç burasıydı. İstanbul'un fethi bunun ikinci aşamasıydı. İstanbul'a gelene kadar yaklaşık 400 yıl boyunca Anadolu'nun her karış toprağında kan akıtıldı, can verildi, bedel ödendi. Bunlar yapıldı ki İstanbul'a ulaşıldı. Belki üçüncü aşama Viyana olacaktı. Bugün bu ülkenin her köşesinde isimsiz şehit mezarları, mezarlıkları vardır. Bir orman içinde, bir bozkırda, bir köy kenarında. Nereyi kassanız Anadolu'yu yurt yapmak için bedel ödeyenlerin izlerini görürsünüz. Hiçbir millet kesintisiz bin yıl bedel ödemedi. Bu ana vatan için hiçbir milletin ödemediği kadar bedel ödendi. Haçlı savaşları geldi, Moğol istilası geldi, Birinci Dünya Savaşı geldi. Dünyayı sarsan büyük krizlerin en büyük cepheleri hep Anadolu'ya bağlandı. Onlar bin yıldır vazgeçmediler. Biz bin yıldır bedel ödemeye, direnmeye, ayakta kalmaya, biz kalmaya devam ediyoruz. Doğudan vurulduk, batıdan vurulduk, güneyden vurulduk. Bin yıldır vurulduk. Bugün hala vuruluyoruz. Ama o bin yıllık acımasız direnişe devam ediyoruz. Her büyük çöküşten sonra daha büyük yükseliş geldi. Bu üç büyük şok dalgası dünyayı değiştiren dalgalardı. Yok olmanın eşiğine geldik. Tarih dışına itilmeye çalışıldık, yeniden dirildik. Hep yeniden başladık. Hep yeniden tarih inşa etmeye, coğrafya biçimlendirmeye çalıştık. Hiçbir zaman Anadolu'nun biz olmasını engellemeye çalışanlara boyun eğmedik. Coğrafyanın kaderi, milletimizin kaderi bize hep yeni başlangıçlar fırsatı verdi. Yeni kapılar açtı. Her büyük çöküşten sonra daha büyük yükselişin tarihi yazıldı. Her büyük yok oluştan sonra tarih önümüze yeni kahramanlar, öncüler çıkardı. Bu öncüler üzerinden bir kader tecelli etti. Kapılar açıldı, yeni başlangıçlar yapıldı. Üçüncü büyük yükseliş 100 yıl sonra bugün başlamıştır. Bugünler yeni kapının açıldığı, yeni başlangıcın yapıldığı, yeni bir yükseliş çağının başlatıldığı dönemlerdir. Bu yüzden her yönden saldırı altındayız. Bu yüzden 15 Temmuz oldu ve devam ediyor. Bu yüzden bizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bu yüzden Suriye'nin kuzeyinde PKK ile Doğu Akdeniz'de doğrudan çevrelemeye çalışıyorlar. Bu yüzden coğrafyamıza müdahaleler yapılıyor ve savaş adım adım Türkiye içlerine taşımak isteniyor. Üçüncü büyük şok, Birinci Dünya Savaşı'ydı. Ondan sonraki üçüncü büyük yükseliş, 100 yıl sonra bugün başlamıştır. Malazgirt'te verilen mücadele neyse, bugün verilen mücadele odur. İstanbul'un fethindeki dava neyse bugünkü dava odur. Bundan büyük bir siyasi hedef, siyasi kimlik yoktur. Anadolu'da bin yıldır ne için direnmişsek bugün aynı şey için direniyoruz. Malazgirt Ovası'nda şehit olanlarla bugün teröre ve arkasındaki çok uluslu güçlere direnirken şehit olanlar aynı davanın şehitleridir. Kayıplara, yokluklara, tükenmişliklere değil, yeni başlangıçlara yönelme zamanıdır. Yeni başlangıçları hatırlama, bugüne taşıma zamanıdır. Onlara esas alma, onlarla yolumuzu çizme zamanıdır. Çünkü bu çağ, bu zaman bir tarih kırılmasıdır. Bizim için böyle alan açmaktadır. Bundan büyük bir siyasi hedef, bir siyasi kimlik yoktur. Kişisel hedeflerimiz, itirazlarımız bizimle birlikte ölür, yok olur gider. Ama bu yürüyüş, bu ülkü, bu dava kuşaklar boyu devam etmiştir, yine devam edecektir. Siyasi hırslarınız, kişisel çıkar hesaplarınız unutulacak ama bu yolda attığınız adımlar ebediyen hatırlanacaktır. İnanmış ve adanmış insanlarla yola çıkılır. Sessiz ama pes etmeyen direnişler böyledir. Kim nerede durursa dursun, tarihin hangi sayfasında yer alırsa alsın, bu başlangıca verdiği güç kadar vardır. AK Parti'li olun, CHP'li olun, MHP'li olun, İYİ Parti'li olun. Bin yıldır devam eden yürüyüşün neresinde yer aldığınız önemlidir. Hangi cemaatten, hangi örgütten, hangi sivil toplum kuruluşundan olduğunuz değil, ne kadar zengin ya da ne kadar fakir olduğunuz değil, hangi sosyal statüden olduğunuz değil, bu milletin bu topraklarda verdiği mücadelede ne kadar var olduğunuz esastır. İnanmış ve adanmış insanlarla başlanır, onlarla yola devam edilir. Adanmış insanların bu toprakları sinir sistemi gibi birbirine bağlamışların mücadelesiyle, sessiz ama asla pes etmeyen direnciyle tarih yapılır, coğrafya inşa edilir. Bu büyük dava böyle devam eder. Yeni başlangıçlarda, büyük yürüyüşlerde böyle devam eder. Tarihin en büyük siyasi hareketi, üçüncü büyük dalgada adanmışlar üzerinden güç kazanacaktır. Bütün yükselişler adanmış insanların fedakarlıklarıyla yürür. Anadolu'nun her karış toprağı bu fedakarlıkların mirasıdır. Ülkeleri dünyayı değiştiren dalgalar hep böyledir. Üçüncü büyük dalga da adanmışlar üzerinden güç kazanacaktır. Büyük hesap budur. Son 15 yılda bu hesabı kaldıramayan ya da bu hesaba karşı mevzi alıp kaybolup giden ne çok örnek gördük. Bugün yeni bir kapı açılmış, yeni bir başlangıç yapılmıştır. Bütün sözlerin, iddiaların, manevraların ötesinde tek gerçek budur. Malazgirt Ovası'nda kefen giyenlerle bugün bu dava için saf tutanlar, bedel ödeyenler aynı insanlardır. Onlar tarihin en büyük siyasi hareketidir. Biz Selçukluyuz, Osmanlıyız, Türkiyeyiz. Biz yeniden başladık, yola devam ediyoruz. Yeah. Mm. you.